Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Space Architects Designers'dan kurucu ortak Sayın Kaan Çetinkaya. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Kaan Çetinkaya kimdir? Kendi dilinden tanışmak isteriz. Buyurun. Evet. Ankara doğumluyum. Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Bilkent İç Mimari ve Çevre Tasarımını 92 yılında bitirip yine aynı üniversitede mimari tasarım ve pazarlama tekniklerinin mimari tasarımda kullanım şekli konulu bir master yaptım. Daha sonra muhtelif lüks segmentte iç mimari ürünlerin ithalatıyla başladığımız ve İstanbul'da kurduğumuz Space, muhtelif konularda kendi tasarımlarını yapar hale gelen bir şirket oldu. Şu an mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, grafik tasarımcıların çalıştığı multidisipliner bir servis şemsiyesi veren bir şirket haline geldi. Evet, Space'in faaliyet alanlarını biraz daha detaylı aktarabilir misiniz bize? Evet, Space mimari, iç mimari ve bunların uygulaması alanlarında faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak hospitality yani otel ve restoran sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanı sıra lüks konut projelerimiz oluyor, mimari olsun, iç mimari olsun. Şu an aynı zamanda markalama, yani branding dediğimiz markalama hizmetleri de veriyoruz. Özellikle yeni projeler, sıfırdan bir marka oluşturacak projeler ağırlıklı tecrübemizden ötürü bize geliyorlar. Bunlara bir kurumsal kimlik ve ismiyle beraber oluşacak konsepte iç mimari, gerekiyorsa mimari hizmetlerini tasarım olarak ortaya koyup daha sonra bunların uygulanması için inşai tekliflerini de sunuyoruz eğer müşteri isterse. Evet. Peki faaliyetlerinizi sadece İstanbul içerisinde mi gerçekleştiriyorsunuz? Yok, hayır. Faaliyetlerimizi şu an İstanbul, Doha, Cidde, Riyad gibi özellikle Körfez bölgesinde ağırlıklı olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Daha önce Azerbaycan'da da oldu. Yani içinde bulunduğumuz geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Evet. Peki ülke genelinde talep geldiği takdirde yine faaliyetlerinizi taşıyabiliyorsunuz, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Peki, diğer mimari tasarım ofislerinden farkınız nedir? En belirgin farkınızla başlayarak detayları sizden dinlemek istiyoruz. Evet, evet. Tabii master'da aldığımız eğitimin de etkisiyle biz kendi bir mottomuz var. O da pazarlama odaklı tasarım. Pazarlama odaklı tasarım nedir? Genelde ticari projelerde bulunduğumuz için, otel ve restoran gibi. Öncelikle burada hedef kitle kimdir, neye ulaşmak istiyoruz, onu tespit etmeye çalışıyoruz müşteriyle beraber. Bunu tespit ettikten sonra biz bu müşteriye hangi konseptle, hangi tasarımla ulaşabiliriz, onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu birbirinden, projeden projeye çok değişebiliyor. Burada bize yani birçok alanda çoğu ofisin benim stilim budur diye bir proje ortaya, projelere benim stilim budur diye ortaya bir çizgi koyarken biz hedef kitleye ulaşmak için gerekli konsept neyse onu ortaya koymaya çalışıyoruz. O birbirinden çok çok değişebiliyor. Bizim projelerimize baktığımız zaman da birbiriyle stil olarak çok değişkenlik göstermesinin sebebi de bu. Biz hedef kitleye nasıl ulaşacağımızla ilgili konsepti ortaya koyarken aynı zamanda işin fizibilitesine de tabii bakmak durumundayız. Çünkü
Her konsept işin bütçesine uymayabilir. Dolayısıyla aslında bir çeşit biz işin business planına da bakarak hangi konsepti ortaya koyup ve o bütçenin içerisinde bu konsepti nasıl hayata geçiririz onun cevabını aramaya çalışıyoruz. Bu bizim aslında en belirgin farkımız olduğunu düşünüyorum. Evet, bütçeler. Genelde sizin sektörünüzde ve mesleğinizde en fazla sizi zorlayan kısım değil mi? Aslında öyle ama burada şimdi biz bunu inşai olarak uygulamasını da birçok projede yapıyoruz. Otelde olsun, restoranda olsun. Dolayısıyla o konuda da tecrübemiz var. Ama burada en önemli şey tasarım konseptini de biz yaptığımız için tasarım ipi bizim elimizde olduğu için biz bütçeyle oynayabiliyoruz. Biraz evvel o yüzden fizibiliteye de bakmak lazım bütçeyi belirlerken dedik. Çünkü biz konsept yani eğer bütçenin bütçeyi tanımladıktan sonra doğru pazarlama konseptinde yaptığımız tasarımda değişiklikler yapabiliyoruz. Atıyorum bütçenin daha uygun olduğu bir projede nispeten casual tasarımlara gidebiliyoruz. Kullandığımız materyallerde farklılık gösterebiliyoruz. Müşteri farklı bir dizayn tipini talep etse bile biz burada bunun bütçesini açabileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz zaten. Dolayısıyla aslında yani biz bütçeyi zaten müşteriyle beraber oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim için aslında bütçeler karşımızda bir duvar değil. Evet. Ve aynı zamanda her şeyin tek bir elden çıkması da zaten karşı taraf için, müşteri için oldukça büyük bir avantaj sağlıyor, evet, değil mi? Evet, oldukça aynen. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Burada da bir çıkar çatışması, çelişkisi olmaması açısından, yani hani conflict of interest dedikleri şeyin olmaması açısından biz önce bir proje bedelinde anlaşıyoruz. Bu proje bedelinde bütün konsepti önemli bir süreçte müşteriyle beraber oluşturuyoruz. Bunların prezentasyonlarını yapıyoruz, üç boyutlu modellemelerini yapıyoruz. Buna evet dedikten sonra uygulama projelerini çizip keşif metrajlarıyla beraber müşteriye teslim ediyoruz. Bu bir işin tasarım faslı. Uygulama faslında tamamen bir müteahhit şapkası giyerek diğer rakip teklif veren kişilerle beraber biz de teklif veriyoruz. Bu metot tabii ki bizim hani mimarın daha pahalı olduğu imajını kırmak adına uyguladığımız bir metot. Biz diğer herhangi bir taşeronlarla eşit şartlarda teklif veriyoruz. Dolayısıyla müşteri de bunu analiz edip, karşılaştırıp hakikaten doğru fiyata işi yaptırdığını anlamış oluyor. Bu sayede de onun kafasında oluşabilecek sıkıntıları halletmiş oluyoruz. Tabii ki sizin söylediğiniz gibi yani aynı eğer fiyatın doğru olduğunu anladığı zaman tek elden yürümek herkesi çok rahatlatıyor. Çok büyük bir avantaj, evet. Peki marka oluştururken zorlandığınız noktalar oluyor mu? Marka oluştururken zorlandığımız noktalar olmuyor. Burada en önemli şey müşteriyle iletişimi doğru kurmak. Tabii herkesin, müşterilerimizin farklı sektörleri var. Genellikle aslında otelci ya da restoran konusunda geliyorlar. Ama onların algılarında daha farklı şeyler olabiliyor. Buna örnek vermem gerekirse biz gene bu müşteriler sağ olsunlar çok aynı vizyona geldiğimiz zaman çok iyi şeyler yaratabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Develi Restoran Nişantaşı yeni bir konsept yaptık ve bu konsepti bütün Develi restoranlarına uygulamak adına hayata geçirdik. Burada genel olarak bir hani kebapçı imajı varken ve genel insanların bir kebap restoranından beklediği bir konsept varken biz tamamen ters köşe çalışma yoluna gittik. Burada nasıl yaptık? Örnek vermek gerekirse müşteriyi analiz etmeye çalıştık. Bizim burada müşteriyi analiz ettiğiniz zaman buradaki hedef kitle
gidiyor brasseride oturuyor. Bu bir Fransız brasserisi, Fransız kafesi ruh halinde bir atmosfer. Ondan sonra ya Paper Moon'a gidiyor ya Le Petit Maison'a gidiyordu Nişantaşı bölgesinde. Bu müşteriye ulaşmak istiyordu Develi Nişantaşı'na geldiğinde. Biz öyle bir atmosfer yaratmak istedik ki aslında tamamen eklektik. Bizim kebaptan da kopmayan ama içinde hem İtalyan unsurlarını, bir restoran unsurlarını hem bu Fransız kafes unsurlarını barındıran fakat kebaptan da uzaklaşmayan bir atmosfer yaratmak istedik. Bu normalde daha önce kebap servis edilen restoranların büsbütün dışında bir atmosferdi. Ama kullanıcılar çok mutlu oldu. Çünkü onların aslında kafede buluştuktan sonra yapmak istedik şey ya kebap yemek ya balıkçıya gitmek. Ama atmosfer yüzünden bu söylediğim farklı yerlere gidiyordu. Biz şimdi onlara bu eklektik atmosferi de ama içinde Gaziantep mutfağının eşsiz yemeklerini yiyebilecekleri bir restoran sağlamış olduk. Evet, harika. Böylece belki de bir ilki gerçekleştirdiniz bu projeyle. Ya buna bir ilk demek çok iddialı bir laf olabilir ama sonuçta genelde hep yaklaşımlarımızda çok sorguluyoruz ve belki de o zamana kadar yapılmamış bir şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. İddialı projelerimiz var diyorsunuz. Evet, yani biz kreatif olmak adına iddialıyız. Evet. Peki bunun gibi farklı projelerinizden bahseder misiniz bize tamamlamış olduğunuz? Tabii. Örnek veriyorum, mimari bir proje olarak da örnek verilmek gerekirse yine Türkbükü'nde Kavea projesi var. Bu da biz üçgen zor bir araziydi. Öne doğru daraldığı için normal kübik evleri koyduğumuz zaman hepsi birbirinin önünü kesiyordu. Ama biz Türkbükü'ne girerken ki kaya mezarlarından esinlenerek oradaki ilk yapılar şu ana günümüze kadar gelen bunlardan esinlenerek çok amorf eğrisel formlarda yapılar yaptık. Bunlar bize şunu sağladı aynı zamanda. Bina arazi öne doğru üçgen geldiği için bunlar eğrisel hareketler yaparak denizi nereden görüyorsa o tarafa doğru hareket etmeye başladılar. Dolayısıyla deniz manzarası açısını da istediğimiz gibi yapıları eğip bükerek elde etmiş olduk. Genel baktığınız zaman da üstünde bir kavaya mağara gibi gözüken bir çok organik bir örtü ve içinden çıkan çok modern rezidanslar yaratmış olduk. Fakat o projenin en başarılı taraflarından bir tanesi de eğrisel formlar olmasına rağmen içeride kullanım alanlarında bir metrekarenin bile kullanışsız yapılmaması, hep her metrekarenin doğru şekilde kullanılması oldu. Bizim gözümüzde küçük 18 üniteli ama bulunduğu araziye göre başarılı oturmuş bir projedir. Evet. Peki tüm bunların yanı sıra son projelerinizden de devam etmekte olan projelerinizden de bahsetmek ister misiniz? Yurt geneli ya da yurt dışındaki. Evet. Biz bu arada yani 2011'de mimari konut mimarisi konusunda ödül almıştık. Yine European Property Awards'dan. 2017'de 2015 sonu yaptığımız Hilton Doubletree Piyale Paşa projesinden en iyi otel iç mimarisi ödülünü aldık. Gene European Property Awards'dan. Bu yine Hilton Doubletree projesi yine şehir otelin yani şehir içinde maskülen bir business oteliydi. Bunun formu formlar daha keskin, daha sert olan bir iç mimariye sahipti. Pardon, bu arada ben bu söylediğimi genel projelerimden bahsediyorum. Yani yeni projeler değil de bu son sorunuzu bir daha sorarsanız daha iyi olur. Yani hani şu an bazı projelerden tamam, devam etmekte olan projeler değil. Evet. Şu anda Hilton Doubletree, yani Develi'yi anlattım. Hilton Doubletree'den bahsettim. Kavea'dan bahsettim. Hilton Doubletree'den bahsediyorum.
Hilton da yine biz konut mimarisinden 2011'de ödül almıştık Avrupa'dan çoklu konut mimarisinde Park One projesiyle Zekeriyaköy'deki. 2016-2017 döneminde de Hilton DoubleTree Piyalepaşa projesiyle en iyi otel iç mimarisi ödülünü almıştık. Bu Hilton DoubleTree projesi keskin hatlarıyla şehir oteli, bir İstanbul'un merkezinde bir business otel ve şehir oteli yaratırken, aynı dönemde Orhaniye'de Hemitaya Otel'le çok daha farklı bir konseptle, daha çok daha romantik ve mitolojiden, ismini de mitolojiden aldığımız, bütün içerisindeki konsepti de mitolojiden koyduğumuz bir otel yarattık. Zaten biraz evvel bahsettiğim, hani pazarlama odaklı tasarımdan kastettiğim odur. Özellikle Hilton DoubleTree'ye ve Hemitaya Otel'e baktığınız zaman birbirinden çok farklı oteller olmasına rağmen çok farklı hedeflere yönelik olarak bunları tasarlayıp hayata geçirebildik. Evet. Peki şu an itibariyle devam etmekte olan projeleriniz var mı yurt geneli, evet, ya da yurt dışında? Evet. Şu an yurt içinde ilginç projelerimizden bir tanesi yine Karaköy'de bir otel branding yapıyoruz ve iç mimarisi yapıyoruz ve mimarisini de yapıyoruz aynı zamanda. Bir iki seneliğine durmuş olan bir projeydi. Fakat ruhsatını biz almıştık mimari olarak. Şu an Marriott grubunun Autograph Collection diye bir butik otel line'ını bu otele isim olarak aldık. Marriott Autograph Collection'ın da isteği her otel için kendine özgün bir branding'i olması. Biz şu an çok bizim kültürel mirasımıza dayalı bir markalama çalışması yaptık. Marriott'a yolladık. Çok beğendiler. Otelin ismini şu an açıklamak istemiyorum ama bu, çünkü Autograph Collection'ın bütün otelleri kendi ismiyle var oluyor. Şu an branding aşamasını tamamladık. İç mimari aşamasına geçtik. Dolayısıyla o otelde bizim hem mimarisi, hem iç mimarisi, hem de brandingi Space tarafından yapılmış bir otel olarak hayata geçecek. Evet. Aynı zamanda şu an Cidde'de 2000 metrekare bir Türk usulü steakhouse restoranı yapıyoruz. Bunun aynı zamanda müteahhitliğini de yapıyoruz. Yine Riyad'da 1600 metrekare bir steakhouse restoranı yapıyoruz. Bunun da yine hem brandingini hem iç mimarisini hayata geçirdik. Şu an bu iki projede de inşaat devam ediyor. Evet. Peki Space'in ileriye yönelik planlarında neler var? Space'in ileriye yönelik planlarında yine şu anki aslında yaptığı faaliyetleri biraz dünya çapına yaymak. Yani Space zaten Space olmasının sebebi uluslararası bir marka haline gelmesi bütün hedefimiz ve hayalimiz. Bu Space şemsiyesi altında hem bütün kreatif projelerde, hem mimari faaliyetlerinin verilmesi, iç mimari faaliyetlerinin verilmesi ve branding faaliyetlerinin verilmesi. Dolayısıyla mimarlar, iç mimarlar, grafik designerlar ve peyzaj tasarımcılarının hepsinin bir arada çalıştığı, Avrupa'da, Kafkasya'da ve Körfez bölgesinde şubeleri olan uluslararası bir kurum haline gelmesi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bu güzel, kıymetli bilgiler için firmanıza yönelik tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Space Architects Designers'dan kurucu ortak Sayın Kaan Çetinkaya'yı ağırladık. Hoşçakalın.